bu kadar vatanperver, bu kadar Atatürkçü insanın olduğu, hocanın olduğu, imamın olduğu bir ülkede sizin imam dediğiniz Hatay'ı peşkeş çeken mi? O karaktersiz mi? Bu kadar imamın olduğu, bu kadar güzel hocanın olduğu ülkede sizin hoca dediğiniz, imam dediğiniz, kız çocuklarının okuması haram diyen şarlatanlar mı? Atatürk'ü seven, onun idealinde yürüyen, onunla birlikte meclisi dualarla açan imamların, hocaların, arkasından yürüyen hocaların olduğu ülkede sizin imam dedikleriniz cumhuriyette savaş eden şarlatan ahlaksızlar mı? Bunların hiçbiri, bakın bunların hiçbiri bu vatanın evladı değildir. Bunların hepsinin bağlı olduğu, kuklanın ipinin başında bir el vardır. Bu dediğimi unutmayın. Bu yeni bir şey değil. 100 yıldır bu ülkede bu böyle. Sadece 100 yıldır değil. Osmanlı coğrafyasında 300 senedir bu böyle. Bu adamlar yüzünden insanımızı dinden soğuttular. Bu adamlar yüzünden insanımızı özünden soğuttular. Bundan büyük hainlik olur mu? Ama bunu başardılar. Sizin hiçbiriniz hoca moca değilsiniz. Hepiniz şarlatansınız. Ve bu milletin karnı sizin yalanlarınıza tok efendim. Hiçbirinizin hiçbir önemi yok. Ve bu ülkede buradan bir çağrı yapıyorum. Başta Diyanet'e. Herkes aklını başına alsın. Bakın bu gittiğiniz yol yol değil. Hizmet ettiğiniz o insanlar, o yapılar var ya. Önce bizi bu ülkeden sürerler. Önce bize bu ülkede yaşama hakkı bırakmazlar. Sonra sanmayın ki size bırakırlar. Sizi de yollarlar. Hani güzel bir laf vardır. Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni tartar diye. İşte gün gelir, bunun bedelini siz ödersiniz.